adil ve tarafsız yargılamanın temel güvencesi olan doğal hakim ilkesinin AKP eliyle yerle bir edilmek istenmesi elbette hiçbirimiz için şaşırtıcı değildir. Yargılanmaktan ölesiye korkanlar, yargının hamuruyla oynamaktan kaçınılmazlar. Bunu tarih defalarca göstermiştir. Ancak ne kadar kaçarsanız kaçın arkadaşlar, dünün makul valisi, bugünün FETÖ zanlısı Hüseyin Avni Mutlu gibi adalet önünde hesap vereceksiniz. Emin olun, bu dünyanın adaleti bu dünyada tecelli bulacak. Değerli milletvekilleri, Türkiye'de uzun zamandır AKP eliyle içi boşaltılan adalet sistemi 3 ayda kalkacak dediğiniz, ancak seneyi devriyesini tamamladığımız o hal ile tamamen yok edildi. Evet, bugün burada Türkiye'de sözde var olan adaleti, sözde tarafsız olan mahkemeleri iyileştirmeyi konuşuyoruz. Ancak dört bir yanından çekiştirip paramparça ettiğiniz yargının yama tutmayacağını görmüyorsunuz. Türkiye'de bugün kimse yargının tarafsızlığından, bağımsızlığından söz edemez. Ancak AKP eliyle yozlaştırılan yargı sisteminin toplumda yarattığı tepkinin boyutunu hala idrak edemediğinizin farkındayım. Siz her ne kadar adalet mitinginde alanlara sığmayan milyonları görmekten korksanız da, yandaş medyanın iftiralarıyla itibarsızlaştırmaya çalışsanız da, AKP zulmüne uğramış, mağdur edilmiş milyonlar adalet yürüyüşünde bir araya geldi. Milyonlar siyasi parti kimliklerini, ideolojilerini bir tarafa bıraktı ve tek bir noktada birleşti. Adalet. Değerli milletvekilleri, size AKP'nin bağımsız yargısından birkaç örnek vermek istiyorum. Cübbesinde ilik arayan hakimler ve savcılardır AKP'nin bağımsız yargısı. Adli sicil kayıtlarına rağmen insanları dayanaksız, delilsiz, terörist ilan eden ve yargıya talimat veren bakanlar, cumhurbaşkanlarıdır AKP'nin bağımsız yargısı. Oluk oluk kan akıtacağız diyen mafya liderleri sokakta elini kolunu sallayarak gezerken, insan hakları savunucularının hiçbir somut delil olmaksızın sırf siyasiler öyle istiyor diye tutuklanmasıdır AKP'nin bağımsız yargısı. Değerli milletvekilleri, derdiniz gerçekten yargının iyileştirilmesi ise neden o hali tekrar uzattınız? Hangi akla hizmet ediyorsunuz? Zulmünüz arşa değdi, farkında bile değilsiniz. Ben buradan sizlere diyorum ki, ayarını bozduğunuz kantar gün gelir sizi de tartar. %50'nin değil 80 milyonun adalet çığlığına kulak verin. Teşekkür ediyorum.